Herkese merhaba. QM Beyond 6. dönem Demo Day'e hoş geldiniz. Demo Day'leri her yıl daha da ileriye taşıyarak girişimlerimizi ekosistemle buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün itibariyle programdan mezun olan girişim sayısı 51'e ulaştı. Bu girişimleri geliştirmek ve onlarla işbirliği yapmak önceliğimiz. 6 ay önce üst yönetimle gerçekleştirdiğimiz Selection Day ile genel müdür yardımcılarımızın sponsorluğunda girişimcilerimizle düzenli toplantılar başlattık. Kurum kültürümüzün 5 ana değerinden biri olan birlikte gelişim değerimizle yöneticilerimiz ve girişimciler arasında kurduğumuz bu bağ her iki tarafı da güçlendirdi. Geçen sene duyurduğumuz dünyayla bir vizyonuyla sürdürülebilirlik alanında da önemli adımlar atıyoruz. QM Beyond programındaki 8 girişimin 3'ünün sürdürülebilirlik odağında olması da bizim açımızdan çok değerli. Toplamda 115 milyon dolar yatırım alan mezunlarımızın Teknoloji alanında önce olacağına inanıyoruz. Bizi izleyen herkesin de bu girişimlerle tanışmasını tavsiye eder. Tüm girişimcilere başarılar dilerim. Bugün qmb hızlandırma programının 6.sını e, yapıyoruz. Birbirinden ilginç 8 tane girişimi göreceğiz bugün. E, bu girişimler veri biliminden yapay zekaya, oradan e, yazılım süreçlerinden sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede e, işler yapmaya çalışıyorlar. QNBOT hızlanma programı 6. senesinde ve buradan 51 tane girişim geçti. Geçtiğimiz 5-6 seneyi düşünürseniz bu 5-6 senede pandemi oldu, Türkiye'deki Türkiye özel ekonomik sıkıntılar yaşandı. Bu dönemde dahi bu girişimcilerimiz oldukça başarılı bir performans gösterip 115 milyon dolar üzeri yatırım da aldılar. Bunun da devamını görmeyi arzu ediyoruz tabi girişimler sayesinde dünyada oluşmakta olan yeni fikirleri, yenilikleri erkenden öğrenebilmek, erkenden bunların bir parçası olabilmek, erkenden işbirliği fırsatlarını ortaya çıkarmak. Bu senede örneğin 8 tane stratejik işbirliği proof of concept çalışması yapıyoruz. Bunlardan da ümitliyiz ki hayata geçirdiğimiz projeler, işbirlikleri olacak. Bugün tekrar hoş geldiniz. Umarım e, keyifli bir e, demo day olur e, ve girişimlerimizi çok ama çok beğenirsiniz. Kolay gelsin hepinize. Herkese merhaba. Q Ambient 6. dönem demo day'e hepiniz hoş geldiniz. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz çünkü bu dönem farklı bir şeyler deniyoruz. Belki de ekosistemin gördüğü en hızlı, en çabuk Demo Day'i gerçekleştireceğiz. O yüzden en net, en hızlı ve en etkili şekilde girişimlerimizin yolculuklarını, başarılarını ve programın geldiği yeri size aktarmak istiyoruz. Bu sene formatımız çok daha kısa sunumlar halinde gerçekleşecek. Daha sonra da olabiliyorsa bazı girişimlerimizin de müşterilerinden aldığımız testimonial yorumları var, müşteri yorumları videolarımız olacak. Ee, en sonunda da teşekkürlerimizi en sona bırakıyoruz. Tabii ki bizim için çok değerli paydaşlarımız var ama dediğim gibi çok etkili bir demo da yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü mezuniyetle beraber Kembiont hızlanma programından mezun olan girişim sayısı 51'e çıktı. Biz biliyorsunuz her sene bir kez gerçekleştiriyoruz Kembiont hızlanma programını. Ee, her dönemde de ortalama 8 girişim kabul etmeye çalışıyoruz. Tabii ki trendler değiştikçe girişimlerimizin odaklandığı konular da bir hayli değişiklik gösterebiliyor. Tabii ki yapay zekadan bahsetmeyeceğim. Her girişimimizde bir tane yapay zeka unsuru, bir özelliği veya odak alanı var. Ama onun dışında ana odak alanlarına bakacak olursak yapay zeka, makine öğrenmesi, veri bilimi ve veri izleme, DevOps uygulamaları ve tabii ki şirketimizin odağıyla da doğru orantılı olacak şekilde 3 tane sürdürülebilirlik odağında startup'ımız vardı. Onlarla beraber hem yeni şeyler öğrenmek hem de bu alanda gelişmek bizi çok memnun etti. Programın önemli hedeflerinden biri de programla etkileşime girmiş herhangi bir girişimle banka iştirak veya müşterilerimizle buluşturup buluşturamayacağımız. Yani bir işbirliği gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimiz. Bu dönem 4 tane startup'ımızla 8 farklı işbirliği modeli gerçekleştirdik. Bunun da çıktılarını yakın zamanda Kyemion sosyal medya hesaplarından veya girişimlerimizin LinkedIn hesaplarından, girişimcilerimizin LinkedIn hesaplarından takip edebilirsiniz. Programda takip ettiğimiz önemli bir metrik var. 51 mezunumuzun toplam bugüne kadar aldığı yatırım sayısı 115 milyon dolara geçti. Bu bizim için çok önemli bir metrik. Çünkü geçen demo day'de bu 45 milyon dolar civarındaydı. Çok ölçeklenerek büyüyen bir sayı bu. Umarım zamanla daha da hızlı artar. Bu yatırımların bazılarına Champion Ventures'a biz de dahil oluyoruz. Bazılarına yatırımcısı olduğumuz fonlarla tanıştırabiliyoruz. Bazılarına da ekosistemdeki yakın olduğumuz, çok sevdiğimiz, takip ettiğimiz fonlarla e, yatırımcılarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bu dönem 8 girişimimizden 2 tanesi program içerisinde daha duyurularını yapmadılar, sunumlarını da izleyeceksiniz. Tohum öncesi yatırımlarını kapadılar. Uluslararası önemli fonlardan, önemli isimlerden aldılar bu yatırımları. Onları da tekrar tebrik ediyoruz. Aslında daha önce takip etmediğimiz ama artık bizim de etrafımızda dolaşan bir sayıya dönüştü. Takip ettiğimiz bir sayıya dönüştü. O da e, dünyanın önde gelen belki de en önemli programlarından ve yatırımcılarından biri olan Y Combinator'a giren startup sayısı. Cambion ekosisteminden 4 startup'ımız Y Combinator'a kabul aldı ve programdan mezun oldular. Bir diğer takip ettiğimiz konu da exitler, çıkışlar, şirket satın almaları. O da bu sene itibariyle 5 oldu. Bir tanesi M&A, yani merger olmakla birlikte, hatta o merger da şirket birleşmesi de yine bizim programdaki iki startup'ın birleşmesi Park Palet ve Navlungo'nun birleşmesiyle gerçekleşti. Onun dışında dört tane startup'ımız da şirketlerine exit ettiler ve onlar için önemli başarılar imza atmış oldular. Dediğim gibi bu demo Day'de farklı şeyler deniyoruz. Şimdi bir oyunlaştırma yapalım. Demo Day'den sonra hem açıklama linkinde hem de bu postu gördüğünüz herhangi bir yerde bulabileceğiniz bir form linki göreceksiniz. Bu formda 3 ya da dört tane soru soracağız size. Demo Day'deki küçük içgörülerle alakalı, küçük istatistikler, belki küçük bilgilerle alakalı bu soruların hepsine doğru cevap veren bir kişiye çekilişle bir ödül vereceğiz. O yüzden lütfen hem QNBion sosyal medya hesaplarını takip etmeyi hem de forma bir göz atmayı lütfen unutmayın. İletişime geçmek istediğiniz, müşterisi olma ihtimali gördüğünüz veya herhangi bir etkileşim çıkabileceğini düşündüğünüz startup'la gerek direkt iletiş iletişime geçerek gerek bizim üzerimizden lütfen iletişim kurun ve bu etkileşimi başlatın. Bu demo day'lerin tek amacı var. O da bu startup'ları ekosistemle buluşturmak. Onların büyümesine destek olmak. O yüzden hiç vakit kaybetmeyelim ve startup sunumlarımıza geçelim. Bu dönem hızlandırma programımızda e, girişimcimiz Apollo'nun mentörü olarak yer aldım. Hepinizin malumu hem artan nüfus, hem sanayileşme, hem hızlı gelişen teknolojik dönüşümler enerji tüketimimizi hızla artmasına sebebiyet vermekte. Kaynaklarımız da sınırlı. Bu nedenden ötürüdür ki enerji verimliliği çok önemli bir konu başlığı hepimiz için. Apollo da buna adres eden çok önemli bir girişimcilik. Bir taraftan da fikrin önemli olduğunu söylemekle beraber fikrin sahibinin de kim olduğu oldukça kritik bir konu. Biz bu dönemde Ezgi ile tanıştık. Ezgi vizyonuyla, çalışkanlığıyla, enerjisiyle hakikaten çok iz bırakan bir kişi. Ben Apollo'nun Ezgi'nin kaptanlığında çok sağlam adımlarla ilerleyeceğine inanıyorum hem Ezgi'ye hem de Apollo'ya hem de bugün sunumlarını dinleyeceğiniz tüm girişimcilerimize başarılar diliyorum. Hepinize çok teşekkürler. İyi günler. Merhaba ben Ezgi, Apollo'nun kurucu ortağı ve CEO'suyum. Apollo Enerji'yi sadece tüketim ve sarfiyat bazında değil de aynı zamanda mali ve çevresel etkileri analiz edebilen yapay zeka destekli tek SaaS platformudur. Tüm bunların yanında çok hızlı entegrasyon sürecimizde tanınan bir firmayız. O kadar hızlıyız ki 2 yılda Türkiye'nin enerjisini tam %3'ünü yönetiyor hale geldik. Yani neredeyse her 30 şirketten bir tanesi Apollo'yu tercih ediyor diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana dolar bazında 30 kat büyüyerek 800 bin dolarlık ERR'e ulaştık. Bu hızla büyümemizin sebebi aslında müşterilerimizin yaşadığı deneyim. Örnek vermek gerekirse 500 şubeli bir bankaya düşündüğünüzde normalde enerji izlemek için hem 90 milyon TL'lik bir altyapı donanım maliyetine ihtiyaç duyarlı hem de 3 yıl süren konstrüksiyonu beklemek durumundadırlar. Fakat Apollo ile bunu saniyeler içinde gerçekleştirebilirsiniz. Apollon'un tek farkı maliyet olmadan enerji izlemek değildir aslında. Herkes tüketime odaklanırken biz çevresel etkilere ve mali etkilere de odaklandığımız için müşterilerimize hem 55 milyon dolarlık bir maliyet tasarrufu hem de 10 milyon eşler ağaç dikimine tekabül eden karbon salımlarını azaltmalarına yardımcı olduk. Faaliyetlerimize Türkiye dışında Almanya'da da devam ediyoruz. Almanya'daki tüm dağıtımlarla entegre olarak ilk satışımızı Raiffeisen Bank'e gerçekleştirmiş olduk. Şu anda da topladığımız datalarla hem enerji hem de karbon tarafında benchmark yaparak müşteri lerimizin stratejik olarak yol haritası belirlemelerine yardımcı olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yüzün üzerinde lokasyonumuz olması sebebiyle aslında öncelikle enerjiyi izlemek için bu süreci otomasyonlarla yürütebileceğimiz bir çözüm arıyorken Apollo ile yollarımız kesişti. Çevre yönetimi olarak karbon ayak izi elektrik, su, doğal gaz değerlerini kurumlardan tek tek dilekçeyle toplarken Apollo sayesinde bunu daha pratik toplayıp tek bir ekranla görmeye anlık olarak da izlemeye başladık. Bu bize hem zaman kazandırdı hem de kompansasyon verileri takip etmemizi sağladı. Birden fazla tesis ve şubelerimiz, dükkanlarımız için tek bir platform üzerinden takip edebileceğimiz önemli bir sistem noktasında bize bir fırsat sağlamış oldu. Dolayısıyla aslında yüksek elektrik tüketimi olan Aynı zamanda sürdürülebilirlik enerji verimliliği hedefleri olan tüm tesislere Apollo'yu öneriyorum. Bu sene QMB hızlandırma programında Scrapto'nun mentörüydüm. Scrapto çok niş bir alanda, çok e, teknik bir ürün ve hizmet sunuyor. Mes bir product değil belki ama buna ihtiyaç duyan kurumsal firmaların çok çok kullanacağı bir ürün. Zaten çok hızlı bir şekilde MRR'ını üretti ve arttırdı. Bunu sonuçlarından görüyoruz. E, bu sene QMB Finansbank Bank tarafında bizim için önemli iki gelişme oldu. Birisi dijital köprünün e, süper app lansmanını yaptık. Türkiye'nin en büyük ilk e, kobiye hizmet veren süper epi olarak uzun zamandır bizlerle beraber müşteri memnuniyeti de artarak devam ediyor. Oradaki çalışmalarımızı son hızla devam ettiriyor olacağız. Diğer bir önemli gelişme ise dijital tarafta bu sene e, Türkiye'nin ilk ortak markalı bankacılık app'inin lansmanını yaptık. Buradaki ilk partnerimiz Galatasaray Spor Kulübü oldu. Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte GS Para isimli bankacılık epini kullanıcıların hizmetine sunduk. İlk andaki ilgi ve teveccüh çok yüksek oldu. Türkiye'de finansal alanda en çok yüklenen epe yükseldi. İnşallah hem bu tarz işbirliklerimizi hem de bu epin içerisindeki geliştirmelerimizi devam ettiriyor olacağız. Ben... Tüm hızlandırma programındaki arkadaşlarıma da başarılı süreçler, yıllar, çalışmalar diliyorum. Merhaba, ben Batuhan, Scraptu'nun kurucusuyum. Scraptu, internette halka açık verilerin antibot sistemlerini takılmadan, hızlı ve bloklanmadan scrap edilmesini sağlayan bir API platformu. Örneğin bir pazar yeri veri toplamak istediğinde genellikle karmaşık antibot engelleriyle karşılaşır. Scraptu sayesinde, bu engelleri aşarak 3 saniyeden kısa süre içerisinde ihtiyaç duyulan tüm veriler elde edilebilir. Scrapdu, dünya genelinde sahip olduğu 150 milyondan fazla erişilebilir gerçek cihaz sayesinde ki bu global rakiplerinin en az 2 katı büyüklük demek, istenilen lokasyondan web sitesine erişim sağlayabilir. ScrapeDo 2 yıl önce kurup bugüne kadar tamamen bootstrap ederek 2,5 milyon dolarlık ARR'a getirdik. Ve bugün Revolut, Shopee, TripAdvisor, Expedia gibi birçok dev şirkete hizmet veriyoruz. Bu büyümeyi antibot sistemlerine uzmanlaşmış 4 teknik kişi olarak başardık. Web Scrapping pazarı AI alanındaki gelişmelerden sonra daha da hızla büyümeye başladı ve yıllık 2 milyar dolardan fazla bir pazar fırsatı var. Biz de bu büyümeden faydalanarak 2025 sonunda ARR'ımızı 10 milyon dolara getirebileceğimizi düşünüyoruz. Teşekkürler. Günümüzde işletmelerin hayatındaki en önemli faktör artık rekabette bir adım öne gitmek için veri yönetimi. E, doğru verileri en kolay hızlı şekilde birleştirmek ve ondan rekabette kendilerini bir adım öteye taşıyacak anlamlı sonuçlar üretecek altyapılar. Çok dağınık veri kaynaklarından e, çok büyük verileri en anlamlı ve hızlı bir şekilde toplamak. Buradaki zorluk bu. Bu bunu çok doğru ve başarılı ve hızlı bir şekilde adresliyor. İkinci kısım ise aslında bu etkin şekilde toplanmış, veri yönetimi yapılmış veriden anlamlı sonuçlar çıkarmak, modeller yapmak ve bunu iş hayatına dahil etmek. Ve bunu bu anlamda çok kısa zamanda çok başarılı işler yaptı. Bence başarıları, çizgileri giderek daha da artacak buna eminim. Ben kendilerini şimdiden çok temik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Hi all, this is Bruck, co-founder and CEO of Bruin. Any company that generates insights from data spend 90% of their time in non-core activities such as dealing with legacy infrastructure or building full-on platforms from scratch. So they lose a lot of time waiting rather than running to insights. Enter Bruin. Bruin is a next-generation multi-engine data platform that makes data teams 4 times more efficient while also making them more compliant. Using Bruin, companies can easily build their data warehouse without needing a dedicated data platform team. We are closing in on $200,000 of ARR and launched a successful open source data tool called Ingester, reaching 2,500 stars on GitHub. We serve customers across the globe and currently running pilots with one of the largest retailers in Turkey and a fintech unicorn. We know we can scale fast because we are building a solution we wish we had during our gigs in Trendyol, King Games, and HelloFresh. By targeting 280,000 companies that fit our ICP, we are going after a $19 billion market opportunity. Bruin is here to change how companies work with data. We're just getting started, and the future is bright. For the past year, we've been using Bruin, and it has generally changed the way that we work. Uh, by helping us scale up our data pipelines, make them more reliable, uh, focus on data governance, and instill good data engineering principles at every step. Uh, but more importantly, I think the level of service, the level of support and collaboration that we've received from them has been genuinely amazing. Bu dönem e, kadar proje oldu ama birlikte çalışmaktan en çok keyif aldım. Hem Onlarla bazı şeyleri paylaştım. Hem de benim de çok öğrendiğim aslında güzel bir dönem geçirdik. Clave özetlemek gerekirse Clave aslında merkeziyetsiz akıllı bir cüzdan projesi. Merkeziyetsiz finansı daha erişilebilir kılmak, daha kolay kılmak. Herkes tarafından aslında kolayca erişilebilir bir hale getirmeyi hedefleyen bir proje. Bugüne kadar gördüklerime göre beraber çalıştığımız dönemde de yaptıkları aslında geliştirmelerle ve gelişimle beraber çok büyük potansiyeli olan bir proje olduğunu da gördüm. Kripto dünyası zaten hepimize yeni olan bir konu. E, çok başarılı bir çizgiyle bugüne kadar geldiler. Bundan sonra da benzer çizgiyi devam ettireceklerine eminim. E, Türkiye'yi de aslında bu son teknoloji kullanan bir startup olarak e, global arenada da çok başarılı bir şekilde temsil edeceklerini düşünüyorum. Baki ve ekibine başarılar dilerim. E, ben bu dönem Clave ile çalışma şansını buldum. E, bugüne kadar mentorluk yaptığım en heyecan verici ekiplerden birini olduğunu düşünüyorum. Aslında beraber çalışma süremiz kısa olmuş olsa da ben bir kullanıcı gözüyle Clay ve çok büyük hayranlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü yaklaşık 5 senedir öyle veya böyle e, kriptonun, blockchain'in içindeyim bir kullanıcı olarak ve bugüne kadar iki tane çok önemli bariyer olduğunu düşünüyorum bu sektörde. Birincisi, kullanım alanlarının genel kullanıcıya inmiş olması. İkincisi de kullanışı deneyimi. Ben deneyim tarafında bugüne kadar gerçekten çok zorlandığımı ifade edebilirim. Öğrenmem gereken, hata yaparak öğrenmem gereken çok fazla süreç oldu. Gördüğüm kadarıyla Clay bunların hepsini ortadan kaldırıyor. Yani birkaç düğmeye basarak, bütün güvenlik tarafında hiçbir aşamadan feragat etmeden. Sizi kullanıcı deneyimini en güzel şekilde yansıtan ürünlerden biri, bana göre inanılmaz heyecan verici çünkü sadece lokal değil, universal bir ürün. Bütün dünyada bu alana girmekte, yani kripto alanına adım atmakta zorlanan bütün kullanıcılara iki önemli engelden birini ortadan kaldırdığını düşünüyorum. İkinci engeli zaten sektör kendi kendine ortadan kaldıracaktır zaman içinde diye düşünüyorum. Bu olduğunda ise Clay gibi ürünler çok ihtiyaç olacağı için muhteşem bir büyüme kapasitesi olduğunu düşünüyorum. Baki ve Rafi'yi tekrar tebrik ediyorum. Bence harika bir inovasyon, harika bir girişim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bugün aramızda olan bütün girişimcilere başarılar diliyorum. Merhaba ben Baki, Clay'in kurucu ortağıyım. Clave, kripto para ekosistemini ve merkeziyetsiz finansı herkesin erişimini açan yenilikçi bir mobil uygulamadır. Biz kriptonun revoltunu yaratıyoruz. Clave ile tek tıkta telefonunuzu donanım cüzdanına çevirebilir, sadece ve sizin kontrolünüzdeki kripto para hesabınızı açabilirsiniz. 3 dakika içerisinde banka havalesi en iyi kurdan stabil kripto para alımınızı tamamlayabilir ve 5 dakika içerisinde Stabil kripto paranızı merkeziyetsiz finansta enflasyon üzeri getiri elde etmek üzere değerlendirmeye başlayabilir ya da Clave kartınız ile en sevdiğiniz kahveci de harcayabilirsiniz. Üstelik bütün bunları işlem ücreti ödemeden 7/24 ve global ölçekte gerçekleştirebilirsiniz. Yaklaşık 4 ay önce piyasaya sürdüğümüz Clave, küresel ölçekte 15.000 aşkın kullanıcıya ulaştı ve kullanıcıların hesaplarındaki toplam varlık değeri 2.5 milyon dolara geçti. Özgün çözümümüz Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin tarafından iki defa örnek gösterildi ve sektörün önde gelen kuruluşlarından 1 milyon dolara aşkın hibe desteği elde ettik. Yaklaşık 3 yıldır beraber çalışan ekibimiz biyometrik veriler kullanılarak telefonların donanım cüzdanına çevrilmesine sağlayan teknolojiyi blok zincir dünyasına tanıttı ve başta Ethereum olmak üzere birçok blok zincirin gelişiminde aktif rol oynadı. Buna ek olarak global ölçekte birçok hekatonda birincilikler elde ettik. Şimdi bütün bu tecrübeyle ile Clave'i geliştiriyoruz ve kripto para ekosistemini herkes için erişilebilir, kullanışlı ve güvenilir hale getiriyoruz. Teşekkür ederim. Hi everyone, my name is Alejandro. I'm from Argentina. I'm with Clave. I can easily access my assets and also I can put them to work with high APR. Um, the best thing about Clave is that I can pay for food and rent at bars and restaurants in a very simple Finans Bank'ın aslında sürdürülebilirlik vizyonun adı Dünya ile Bir. E, ne istiyoruz aslında? Çocuklarımıza daha adil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için yola çıktık diyoruz. E, bu yolculuğun bir tarafı iklim e, değişikliğine karşı e, savaşmak hep beraber tabii ki. Ama bir tarafı da tabii ki ekonomik ve sosyal refah için de e, aslında topluma destek olabilmek. Ve e, aslında kısa zamanda çok uzun yol almaya çalışıyoruz hep beraber. Hem ülke bazında taahhütler var, hem e, şirketler bazında taahhütler, taahhütler var. Hem de tabii ki topluma karşı taahhütlerimiz var. Bu anlamda girişimcilik çok önemli sürdürülebilirlik için. Çünkü bir yandan aslında yeni fikirlerle, yeni ürünlerle, yeni servislerde ya da yeni iş yapış şekilleriyle hızlı yol almamızı sağlıyor, hızlanmamızı sağlıyor. Ve böylece de hani tabii ki taahhütlere çok daha kısa bir zamanda ulaşarak daha başarılı olmamızı sağlıyor. İklim değişikliğiyle olan savaş dediğim gibi hem ülke bazında hem kurumlar bazında verilen taahhütlerle de çok hızlı bir şekilde yol almamız gereken bir savaş. Karbon giderme ve yok etme piyasaları da bu savaşta çok önemli bir aslında piyasa olarak karşımıza çıkacak. Covalent aslında platformuyla bu piyasalara ulaşımı sağlıyor. Bu da şirketler için çok kritik. Hem ulaşımı sağlıyor hem de raporlama ve takip etme anlamında ya da projeleri yönetme anlamında da çok önemli adımlar getirecek şirketlere, kurumlara diyeyim ya da hatta belki kişisel bazda da. O nedenle hani bu projenin ileride iklim değişikliğine karşı savaşta çok önemli bir ürün ve servis olarak herkesin karşısına çıkacağını düşünüyorum. Ben Küçük Finans Bank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olarak aslında Covariant'in projesinde onlarla beraber çalışmaktan çok mutluyum. Çok yenilikçi, girişimci, çok akıllı bir ekip. Onlara da biraz sonra sunumunu seyrediyor olacaksınız. Sunumlarında başarılar diliyorum. Hi, my name is Göker. I'm the co-founder of Covariant. Covariant is a decarbonization platform specifically designed for cement and concrete industry. Concrete producers use covalence technology to implement decarbonization solutions and to accurately track their emission reduction efforts. And this is crucial as the governments worldwide implement stricter regulations on greenhouse gas emissions day to day. We provide tools for carbon reduction tracking, monitoring, reporting, and validation, and also ensure compliance with relevant regulatory frameworks. For example, Carbon Limit, our first client. Who is also providing a decarbonization solution has already deployed their technology with multiple concrete companies across the United States, generated their carbon credits, and sold those credits to Shopify. Key drivers for our business are the European Union Carbon Border Adjustment Mechanism and Emission Trading Scheme, which push cement and concrete producers to decarbonize their processes and to accurately report their emission reductions otherwise they pay costly penalties when they don't comply with these regulations with over 5,000 concrete producers in europe alone and an average annual revenue of $50,000 per customer, we are looking at around $3 billion market opportunity in eu only. we are an experienced team in carbon markets with previous experience at publicis group and apple. Also, worked on many decarbonization projects. Thank you. My name is Tim Sperry, founder and CEO at Carbon Limit, where we created the first carbon capturing concrete technology. We really like working with Covalent as they've leaned on industry experts and universities to put together a carbon mineralization methodology. And the validation of our credits with Covalent has aided in additional customers and credibility and validity when dealing with folks like Shopify and others. Merhaba. Bu dönem InfraStack'in mentoru bendim. Eee InfraStack e, ve Aykut e, yazılım mühendislerinin hayatını kolaylaştıracak çok önemli bir çözüme e, imza atıyorlar. Son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle beraber e, yazılım eee tool'larında çok ciddi e, gelişmeler oldu. Çok fazla tool var. E, developer'ların hayatı her geçen gün bunları konsolide etmek için oldukça zorlaşıyor. Aykut da San Francisco gibi bir lokasyonda çok önemli bir probleme çok iyi bir çözüm uh, buluyor bence. Başarılarının devamını diliyorum. Merhaba, my name is Aykut. I'm the founder and CEO of Infrastack AI. We laid the foundations of Infrastack AI during my time working at a well-known Silicon Valley tech startup. The company was constantly facing internal engineering challenges due to lack of expertise in infrastructure and DevOps, as well as difficulties in providing developers easy access to their application telemetry data in their daily workflows. With the release of OpenAI's ChatGPT and emerging, tech, emerging technologies in observability space, such as OpenTelemetry, it was clear to me that there is a unique opportunity. Infrastructure AI could become the pioneers, eliminating the need for centralized operation teams and make application observability easy and accessible for every developer. Soon after launching our MVP, we gained a significant fraction and in interest from cutting-edge tech startups around the globe. We are proud to be backed by world-class investors in the Bay Area. At Infrastack AI, we are determined to disrupt existing legacy business models with our essential dev tools and deliver an application intelligence layer on top, tapping into $100 billion market opportunity with our AI automation solutions. We are currently hiring top engineering talent in Turkey to join us in this exciting journey. Hey everyone, I'm Aman Ibrahim, founder of Deep Trust, and uh, as someone with a developer background, I always prioritize finding tools that make our workflows smoother and more insightful. Which is why we love infrastructure AI. I mean, first of all, they're, they're a game changer for developers, and uh, just simply because they offer real-time insights into application behavior, combined with natural language querying and AI-driven representability. And this allows anyone to quickly discover and identify and resolve issues ensuring that our technology or infrastructure remains reliable and the team at distract which is a the highlight uh, they're incredibly responsive and they, they have a strong commitment to open source standards like open telemetry which means we can also trust our data in their hands uh, while also giving us very actionable insights and uh, faster than men. so We love Merhaba, şimdi size Mertcan Boston Quantum'u sunacak. Çok enteresan bir iş modeli. Açıkçası biz de bir şeyler öğrenebilmek için onları hızlandırma programımıza aldık. İlginç şeyler de öğrendik açıkçası. İlginç bir de bir grup. 5 tane MIT'li arkadaşımız bunu hayata geçirmeye çalışıyor. Umarım keyifle izlersiniz. Merhaba. Ben Mertcan. Boston Quantum'un kurucu ortağı ve Chief Product Officer'ıyım. Biz döviz piyasalarındaki fragmentasyon sorununu çözüyoruz. Ürünümüz farklı piyasalarda 300'den farklı fiyat arasındaki arbitraj fırsatlarını bularak hedge fund, prop trader ve sınırlar arası ödeme şirketlerine hizmet ediyor. Arbitraj fırsatları sadece 200 milisaniye sürdüğü için ışık hızında optimizasyon gerektirir. Geleneksel çözümlerin yalnızca fiyatı analiz etmesi bir dakikaya kadar sürebilirken, biz bunu kuantum ilhamlı ve klasik algoritmalarımızla milisaniyeler içerisinde yapıyoruz. Ekibimiz Goldman Sachs, Meta, McKinsey, Amazon ve Rigetti gibi şirketlerden gelen finans ve kuantum bilgisayarcılık deneyimine sahip 5 MIT kurucu ortağından oluşuyor. İlk dizayn ortaklarımız platformumuza şimdiden 1 milyon dolar yatırdı. Toplam 10 milyar dolarlık adreslenebilir pazar büyüklüğüyle yalnızca finansı dönüştürmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda bilişimin neler yapabileceğini yeniden hayal ediyoruz. Teşekkürler. Bu dönem kambiyontta EkoTrow Ali Bey ile beraber çalıştık. Ecotro San Francisco'da şu anda 4 kişi olan Türk girişimcilerin kurduğu bir Enerji platformu diyebiliriz. EkoTroll'u e, beğendim ve Aliler'i sevdim. Çünkü bence Türkiye'de e, ve dünyada büyük işletmeler zaten kendilerini biliyor, her türlü optimizasyonu yapıyor. Ama burada bahsettiğim gibi hane halkı ve küçük işletmeler bunları yapamıyor. En sevdiğim konu Aliler'de önce zaten platforma girdiğinizde çok kolay bir uygulamanın sizi karşılıyor olması size lokal, en yakında, en temiz enerjiye nasıl sahip olacağınızı, nasıl ulaşabileceğinizi ve faturanızı da nasıl optimize edeceğinizi, nasıl düşüreceğinizi kendileri gösteriyor. Sonraki adımlarda da aboneliğin çok kolay olması, raporlamanın çok kolay olması, sizin ihtiyaçlarınıza çok kolay cevap verebilmeleri, ben en çok bunu beğendim. Bunun haricinde Ekotrol, Artık bir büyük bir e, enerji danışmanlığına da dönecek o küçük işletmeler için, onların ulaşamayacakları güneş enerjisi para, panelleri, elektrik prizleri gibi e, kombine tamamlayıcı e, ürünlere de sizin ulaşmanızı sağlayacaklar. Kendilerini tebrik ediyorum. Çok önemli bir açığı doldurdular. Çok da güzel bir modelleme yapıyorlar. İnşallah darısı Türkiye'de de başımıza diyelim. Hi, I'm Ali. And I'm the CEO and co founder of EcoTrove. EcoTrove is an AI powered clean energy platform that replaces power bills with a fixed price subscription to cheaper, greener energy. Millions of American households and small businesses are frustrated with increasingly expensive and unpredictable power bills. With EcoTrove, they can replace their utility companies in under four minutes our algorithms forecast their future energy demand. custom prices a 12-month subscription for them and saves each customer an average of 8% off their power bills and 30% off their carbon emissions. we launched in march and grew to over 480,000 in volume in northern california. we're building ecotrove to become the one-stop shop that all 160 million u.s. energy customers can use to navigate the world of utilities, clean energy generators, and energy efficient appliances, targeting a $400 billion market with a $40 billion revenue opportunity. I graduated from Stanford with my bachelor's and master's in engineering, where I was also a Mayfield Entrepreneurship Fellow, went to consult energy companies at McKinsey, and led the corporate strategy team at GameStop right after their crazy short squeeze. My co founder, Ozge, got her PhD at Stanford researching energy markets, taught data science at Northwestern, and led machine learning teams at Instacart during their pandemic boom. We have two other teammates from Stanford and Princeton with experience at Apple, Snapchat, and the energy desk of the European Bank of Development. We recently raised the majority of our pre seed with the goal of expanding our team to seven full time colleagues. And reaching over 40 million dollars in volume in the coming year. Thank you. I really like using Ecotrove because it's like having a phone plan, but for your electricity. I know exactly how much I'm going to pay every single month on my electricity bill. Now I pay a flat rate, and my electricity is being sourced from solar plants. Most months, it's actually cheaper than PG&E. And the few times it's not, well, it's worth knowing exactly how much it will cost. My favorite part about Ecotrove is just how predictable the costs are each month. We used to pay up to eighty dollars to ninety dollars per month, uh, especially as air conditioning costs continue to rise. But we're locked into a steady forty-five dollar monthly rate, and we're super happy about it. hoş geldiniz. hoş. Bulduk. Yeni formatı beğendiniz mi? Nasıl geçti? Bence harika oldu. Süper oldu. nefis, nefis. Hiçbir şey artık o kadar uzun seyredemiyorum. No. Açıkçası bu böyle bam 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 hem bizim için hem startuplar için harika oldu diye düşünüyorum. Formatı değiştirdik, yeni şeyler deniyoruz. Bizim içeride herkese değişiklikler var. Önce sana döneyim abi. Ee, yeni şeyler var, yeni gelişmeler var. Biraz bahsedebilir misin? Bizim tarafta yepyeni bir gelişme var. Bunu duyurmaktan dolayı da çok heyecanlıyız. En az hızlandırma programı kadar heyecan verici yepyeni bir gelişmeyi de bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Grandios olarak sadece hızlandırma programı değil, geçtiğimiz yıllarda inovasyon, kurum içi girişimcilik. E, ürün geliştirme, design, growth ve data science gibi pek çok farklı konuda e, deneyim kazandık, deneyim biriktirdik. E, bu deneyimi de e, sadece kurum içindeki projeler ya da girişimlerimizle değil, e, ekosistemdeki iş ortaklarımızla da paylaşmanın e, vaktinin geldiğine inanıyoruz. O amaçla da e, çok yakın zamanda QM Beyond Labs'i e, kurmuş olacağız. QM Beyond birlikte iş ortaklarımıza daha fazla değer katmayı, e, sinerji yaratmayı, ee, ve daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz diyebilirim. Yes. Hayırlı olsun. Çok ee, bizi takip etmeyi unutmayın. Fembiont hesaplarından Fembiont Labs ile alakalı da paylaşımlar yapmaya sürekli devam edeceğiz. O yüzden takipte kalın. Çok yakında geliyor. Tekrar hayırlı olsun. Aynı zamanda e, geçen sene senin duyurduğun Growth Engine e, konusu vardı. Growth Engine inisiyatifimiz yani aslında Beyond Growth ekibinin startuplarımıza özel projelendirerek yaptığı bazı aktiviteler, projelerdi. Bu da Beyond Labs'ın altında bir e, aktivite olarak e, paydaşlarımıza e, katma değer sağlamaya devam edecek. Onu da hem minik bir duyuruyla yapalım. Hem de Growth Engine'e bu seneki projeler için tekrar teşekkür edelim. E, ve farklılıklara devam ediyoruz. Sen hep başta çıkıyordun. Evet. Açılış konuşmalarında seni ağırlıyorduk. Evet. Bu sefer kapanışı beraber yapıyoruz. Eee hoş güzel geldin. Oldu. Böyle daha güzel oldu bence de. Ben de daha böyle şey ha. hem daha az zaman harcamış olduk hem ben başta e, o kadar çok kişiye teşekkür etmek durumunda kalıyordum ki böyle en sonunda olunca siz zaten neler yapan, yapıldığını görmüş oluyorsunuz ve biraz daha sanki anlamını ve yerini buluyor gibi düşünüyorum. Kesinlikle. E, ama bence bütün bu hızlandırma programının arkasında asıl teşekkür edilmesi gereken kişiyi genelde okuyoruz. Ben e, bu sene ayrıca Asalat'a teşekkür etmek istiyorum. Herhalde, herhalde. Hiç unutmuyorsun hiçbir zaman ama teşekkür <laughs> ederim ben de. Ama başladığında gene olmuyor bence. <laughs> e, bir de aslında bir, bir değişikliğimiz daha var. Yani, bir defa ilk defa Hüseyin'i de aramaya Aa Aynen öyle. Ee... Senin de kamyon, debut'ün oldu <laughs> ilk defa. Aynen öyle. Şuraya geldin. Hüseyin hep vardı Cambi Yok'ta ilk yani Cambi onun etrafında kuruldu diyebiliriz. Aynen öyle. Ee, başından beri bizimleydi. Bu sene artık bana başka bir fonksiyonu da devraldı. Cambi başına kendisi geçti efendim. Teşekkür ederim. O da hayırlı olsun. <laughs> Çok sağ ol. <olun>. Aynen. Ve <laughs> modellerde artık seni daha sık görürüz. <laughs> e, evet. Ölü mü ediyoruz. <laughs> Aynen evet. Şimdi bundan sonrası için ben açıkçası her sene olduğu gibi e, bizim hızlandırma programının özelliklerinden bir tanesi olan C-Level destekten tekrar bahsetmek istiyorum. Çünkü bizim gerçekten C-Level yöneticilerimiz her her hafta değilse bile hani iki haftada bir startuplarımızla birlikte vakit geçiriyorlar. Onları, onlarla birlikte onların dertlerini çözmeye çalışıyorlar. Ee, senin verdiğin kullarla birlikte iyice refine olduğunu da düşünüyorum açıkçası sürecin. Ee, onlara tekrar kocaman bir teşekkür. Çok teşekkür ederiz. Yani başka bir yerde gördüğüm bir şey değil. Her anlattığım insan da şok oluyor. O yüzden e, hem startuplarımız çok faydalanıyor, e, iyi bir mentorluk alıyorlar. E, hem de biz de banka olarak bence startuplardan iş şey işgilimleri olarak çok şey öğreniyoruz. Tekrar teşekkür ederiz. Aynen. Yani e, ve bu sebeple de e, hatta şuradan şöyle de edeyim. Bir, şöyle bir teşekkür ediyoruz. Startuplarımıza teşekkür. Biz her geçen sene e, birlikte çalıştığımız startuplara daha da aşık oluyoruz ve tabii ki onlar bugün mezun oluyor gibi konuşuyoruz ama bu büyük community ve hep beraber olmaya devam ediyoruz. Bunu zaten giderek giderek bu kalabalıklaşan ailede Aynen. hissetmeye başlıyoruz. Bu aile lafı da biraz şey kalıyor ama bu burası için doğru ya. Güzel oluyor. Ya yani çünkü burası için doğru. Bak yani şirket birleşmesi desem var. Var. Yani i̇ki var. tane startup'ımız birleşti. Vatanlar var, exit'ler var. var. Birbirlerinin müşterisi olan, kullanıcısı olan, hiç geri bildirimini verenler var aile değildir de nedir bu diyelim. Aynen <laughs> ya en önemlisi de bence ablalık abilik hikayeleri var oralarda. Destek olmaları belli Doğru. Ee, buradan da 7. döneme bir çağrıyla mı kapatalım? Evet. Sizi bekliyoruz. Ee, en muhteşem şeyleri başaracak olan startup'larımız 7. dönemde bu harika birlikte size destek olmak için sizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Görüşmek Görüş, üzere. Evet, kürkçü dükkanına geri döndük. Bu görüntüyü gördüyseniz demo bitiyor demektir zaten. Ama hemen teşekkürlerimizi edelim. zaten açılışta da söylediğimiz gibi bunu tek başımıza yapmıyoruz. Özellikle üst yönetimimize hem sponsorluk hem de bir sürü destek bankanın ve iştiraklerin startuplarımızın, girişimlerimizin önünü açması için elin taşın altına koyuyorlar ve çokça zaman ve destek ayırıyorlar. Çok teşekkür ederiz. İkinci olarak mentorlarımız konu bazlı, ihtiyaç bazlı her zaman startuplarımıza zaman ayırıyorlar, destek veriyorlar. QNB ve QNB etrafında odaklanamadığımız, kaçırdığımız noktaları mentorlarımız sayesinde üstesinden gelebiliyoruz. Onlara da tekrar bin kez teşekkür ederiz. İş ortaklarımız bu dönem, istatistik kısmında vermedim ama burada veriyorum. Bu dönem 8 startup'ımız 3 milyon TL'den fazla hibe ve indirimden yararlandı iş ortaklarımız çerçevesinde. Minik de bir duyuru yapalım hem kendi dijital işinizle, startup'ınızla, kendi ürününüzle startup'larımızın yararlanmasını istiyorsanız, bizim iş ortaklarımızın arasında yer almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Hem de yeni dönemde iş ortaklarımızdaki güncellemeleri de duyuracağız. Yine QNB'nin hesaplarını takip etmeyi unutmayın lütfen. Yeni bir format deniyoruz, farkındasınız. O yüzden bir yeni unsur daha ekleyelim istedik ve bir yarışma yapıyoruz. Ve açıklamalarda bir form bulabilirsiniz. O formdaki bütün sorulara doğru cevap veren bir kişiye çekilişle bir sürpriz hediyemiz olacak. O yüzden siz de açıklamalardaki formu doldurmayı lütfen unutmayın. Ve tabii ki her demodayın olmazsa olmazı bir sonraki döneme çağrımızı yapalım. Çok yakın zamanda 7. dönem başvurularımızı açacağız. Hem e, o çağrıları kaçırmamak için Q&B 10'du takip etmeyi unutmayın. Hem de e, isterseniz tabii ki tanışabiliriz, bana da yazabilirsiniz. Ve tabii ki başta Derya ve Özgü olmak üzere bütün Q&B 10'da ekibine çok teşekkür ediyorum. Cambiont ekosistemi, ekosistemi dedim aslında Demo Day boyunca birkaç kez. Ama burası bir topluluk oldu artık. Hem mezunlarımız, hem girişimlerimiz, hem Kümbiyon'daki ekibi, bankadaki ekipler. Burası gitgide büyüyen bir topluluk ve etkileşimde olan bir topluluk da aynı zamanda. Özellikle mezunlarımız ve yeni girişimlerimiz sürekli etkileşimde. Bu ne demek? Aslında 7. dönemde bir çağrı yapıyorum bir yandan. Yakında 7. dönem başvurularımız açılacak. O yüzden Q&B'nin hesaplarını takip etmeyi unutmayın bu vesileyle siz de bu topluluğun bir parçası olabilirsiniz. Lütfen isterseniz yazın, tanışalım. Kuyambiyon hesaplarını takip edin. Başvurular açılınca başvurun. Sizi de burada görmek çok isteriz. Bu demo delikte bu kadardı. Görüşmek üzere.